Bu ülkenin toprağı bir bütündür. Yunus Emre'nin fani olan teni Eskişehir veya Karaman, Kula veya Erzurum toprağında yatmış ne fark eder? Önemli olan 7 asır sonra bile Yunus'un insanların sevgi dünyasında hala yaşadığıdır. Gayrı ulu tanrı gülmez oldu yüzümüze. İmanımızı mı kaybettik, içimiz küfürle mi doldu ne? Yaz kurak geçmekte ve de kış zorlu olacağı benzer. Bahara güç çıkarız. Bir yerden yardım istemek gerek. Moğol'un Konya'daki Selçuk veziri Muhyiddin Pervane, yurdu Moğollara peşkeş çekmekle meşgul. Kim yardım eder bize? İzin verilirse bir sözüm var Hasan Baba. Geçen de köye uğrayan bir dervişten duydum. Suluca Karahöyük'te bir ulu varmış. Adına Hacı Bektaş-ı Veli derlermiş. Gideni boş döndürmez, ne kadar dağıtsa ambarındaki buğday eksilmezmiş. Ben de duydum bu velinin adını. Ama bütün bir köy için erzak istemek ve de sözü sohbeti tatlı, yolculuğa dayanıklı bir yiğit bulmak gerek. Yol uzun ve de iş çetindir. Bizim Yunus ne güne durur? Doğru. Yunus'tan münasibi olunmaz. Yunus iyi. Varın tez bulup çağırın Yunus'u. Acele etmem canım, hepinize bol bol yeter. Bak, bak sen şuna hele. Yunus, hey Yunus! Beru bak Yunus, Hasan Baba kurultayda seni bekler. Hasan Baba mı? Hayırdır inşallah. Bekletmeden tiz varalım öyleyse. Bugünlük bu kadar çocuklar. Hadi kalın sağlıcakla. Değil, yol bu. Moğlu var, eşkıyası var değil mi ya? Dağ bayır demeyecek, sıcak soğuk dinlemeyecek. Baba yiğit, kuvvetli, kudretli. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otur şöyle Yunus. Bütün büyüklerim toplanmış. Yüzlerinde dert, gözlerinde hüzün okunup durur. Dert hepimizin derdi. Bilirsin bu yıl yer demir gök bakır oldu. Sebiler, analar ağlar bu kış. Geçmez boş ambarla. İçimizden biri varsın, Hacı Bektaş-ı Veli'ye durumumuzu iletsin. Biraz unluk, biraz tonluk buğday istesin derler. Seni düşündük Yunus. Bu muydu üzüntünüz? Şükürler olsun. Başka dert vermesin Yüce Tanrı. Yarından tezi yok yolcuyum ağlar. Almadan dönmem buğdayı. Tasa komayın yüreğinize. Şükürler olsun. Karnımızı da doyurduk bu sabah. Tuh sana Yunus! Eli boş giden, boş dönmez mi gafil? Topla az biraz alıç, çam sakızı çoban armağanı de, al götür. Müzik
Bir dileğin mi var Ahmetcan? Kusurumu bağışlayın hünkârım. Bir garip kişi gelmiş uzaktan. Adı Yunus'muş, dağ yemişi getirmiş, bir de diyeceği varmış. Önce iş sonra aş diyerek eşikte destur vermenizi bekler. Lokmasını ayırdığımız kişi olmalı. Bekletmeyin, alın içeri. Derdi büyük olmasa acele etmezdi bu kadar. Eğer her çiğ tanesi inci olsaydı, katır boncuğu gibi çarşı inciyle dolardı. Hoş geldin Yiğit. Yaklaş hele. Otur, dinlen biraz. Sağ olun Şeyh Hazretleri. Bize dağ yemişi mi getirdin? Yok, yoksul bir adamım. Çam sakızı çoban armağanı şeyhim. Getiren götüren sağ olsun. Ahmetcan. Buyurun. Konuğumuzun armağanını canlara götür, aralarında ülessinler. Baş üstüne şeyhim. Duydum ki bir dileğin varmış. Çekinme, söyle. Bu hizmetinin altında kalmak istemeyiz. Bu yaz kuraklık ekinimizi yakıp kavurdu. Unsuz, tohumsuz kaldık. Kapınıza geleni boş döndürmediğiniz söylenir. Köy halkı adına sizden buğday istemeye geldim. Ya, isteyen isteten sağ olsun. Lakin bir sualim var sana. Sorayım mı? Sualine canım kurban şeyhim. Öyleyse cevap ver. Buğday mı istersin, himmet mi? Aman şeyhim. Getirdiğin her yemiş için gel iki nefes verelim istersen. Düşün. Düşün de öyle cevap ver. Köy halkı açlıktan kırılmada Şeyh Hazretleri. Bize buğday verin siz. Canlara üleştirdin mi Ahmetcan? Üleştirdim hünkârım. Hepsi de getirene gönderene hu dediler. Bu kadar canı mesrur kıldın Yunus. Gel sana her danenin her çekirdeği için 10 nefes verelim. Ben nefesi neyleyim? Kime nasıl üleştireyim Hazreti hünkârım? Gel sen kerem eyle de buğday ver bize. Eyvallah. Ahmetcan, götürebileceği kadar buğday verin bu gence. Yolun açık, yokuşların düz ola. Tanrı vücudunuzu sağlıklı, ambarınızı daim nasipli kılsın. Siz de sağlıcakla kalın şeyhim. Bugüne kadar hiç kimseye lütuf bahşedip böyle ısrar etmediniz şeyhim. Gafil anlamadı bu hazinenin kıymetini. Yanılmaktasın can. Onun ruhunda vermek istediğimizden çok daha zengin bir hazine var. Farkında değil. Ama dönecek. Hem de pek yakında. Dönecek ve erenler safında yer alacak. Buğday mı istersin, himmet mi? Buğday mı, himmet mi? Buğday mı, himmet mi? Buğday mı, himmet mi? Ne nesnedir bu himmet? Bu himmette bir hikmet ola. Öyle ya, himmeti olan buğdayı da bulurdu. Eyvah! Ne ettim ben, ne ettim? Vay akılsız gafil Yunus, vay! Davranın yoldaşlarım! Hacı Bektaş-ı Veli Hünkâr'a dönüyoruz. Döndün demek. Gene bir dileğin mi var Yunuscan? Bir özrüm var ki tariflere sığmaz şeyhim. Ne istediğimi bilemedim.
olmayacak bir iş ettim. Al buğdayını, ver himmetimi. O işimden geri olmaz, önce gerekti. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emri'ye verdik. Dilersen varıp nasibin andan alırsın. Tapduk Emre mi? Besbelli, büyük fırsat kaçırmışsın. Peki, şimdi ne yapacaksın? Hemen yola çıkıp Tapduk Şeyh'imi arayacağım. Ulu Tanrı işini rast getire. Amin Hasan Baba. Lakin gönülden çıkarmayın şu garip Yunus'unuz. O nasıl söz oğul? Bize ettiğin bunca iyilikten sonra mı? Sana zahmet vermesin bacım. Bırak ben taşırım suyunu. Allah razı olsun yiğidim. Yabancısın galiba. Uğrun ne yana? Nereden gelip nereye gitmektesin? Sorma bana bacım. Derdim büyük benim. Tapduk Emre derler bir ulu varmış. Onu arar dururum. Adını duydun mu ola? Duydum, duydum ya. Sen neden ararsın Hazreti? Anahtarım ondaymış. Varıp onu alacağım da. Demek öyle. Kapına kadar götüreyim. Sana ağırlık olmaz. Allah razı olsun. Ne muradın varsa versin. Varıp gidelim öyleyse. Gidelim. Ama bacım, burası bir dergaha benziyor. İyi bildin yiğidim. İzin verirsen ben gideyim gayrı. Nereye? Hani şeyhi görmeye geldin de? Ha öyle ya. Hay başım. Şaşırıp da kodu gitti aklını. İlahi yiğidim. Güldürdün beni. Hayrola hatun? Hayırlar şeyhim. Bir konuğum var. Seni görmek için Irak yollardan gelmiş. Sendeki emanetini istermiş. Safa geldin. Kademler getirdin oğul. Kim yolladı seni? Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri şeyhim. Eyvallah. Yollayan da yollanan da sağ olsun. Gel. Birlikte girelim dostlar dergahına. Tepe, dağ bayır açtım geldim. Çünkü anahtarım sizdeymiş. Öyle buyurdu ulu hünkâr.
Dedi ki, gerisini anlatman lüzum hasıl etmez. Sen önce mutfağa var, bir güzel karnını doyur. Şöyle bir dinlen, bir de döşek versinler sana. Sağ olun şeyhim. Ah, yaklaş bakayım. Adın ne senin? Yunus. Yunus, ha? Öyleyse, Yunuslar iki oldu dostlar dergahında. Gel bundan geri o seninkine Emre diyelim. Yunus Emre olsun senin adın. Bu ada layık olmaya çalış. Hizmet et, emek geçir ve de nasibini al. Sözleriniz kalbime buyruk olur ulu şeyhim. Biraz gölgelikte soluklan Bekircan. Ben kırarım odunları. Eyvallah Yunus aldaşım. Sağ olasın. Balta kullanmakta usta mısın görelim. Hele şunu kır bakalım. Haşa şeyhim, bu sizin asanız. Kır dedim sana. Yalnız ustalığını göster de bir vuruşta kır. Olmadı gitti. Kıramadın Yunus, kıramadın. O baltaya sap oluncaya kadar dergaha ormandan odun kesip taşıyacaksın. Sakın ola ki bir daha başkasının dayanağını kırmaya ve de yıkmaya kalkmayasın. Fakir Yunus'unu gör, gözet. Oduncu kullarının en iyisi yap. Madem şeyhim bu işi münasip biçti, inayet senden tanrım. Gayret şu garip Yunus'tan ola. Şeyhim. Ne var, ne telaş etmektesin Cafercan? Kusurumu bağışlayın şeyhim. Tekke köyünden gelenler varmış. İlla da şeyhimizi görmek dileriz diye sabırsızlanırlarmış. Varıp dilekleri neymiş anlayalım. Geldiniz, safalar getirdiniz dostlar, ağalar. Bir müşkülünüz mü var? Şeyh Hazretleri, biz Tekke köyündeniz. Komşu köyün ağası Hamza Bey, bu yılki kuraklığı bilmezmiş gibi
Elimizde avucumuzda ne varsa aldırdı. Adamları köyü talan ettiler. Yakıp yıktılar. Çoluk çocuğumuzu dövüp nice yiğiti kılbaçtan geçirdiler. Allah Allah! Nasıl barınırız buralarda? Varıp Hamza Bey'le konuşup az insafa gelmesini söylerseniz sizi kırmaz Şeyh Hazretleri. Gönlünüzü ferah tutun dostlarım. Nerede görülmüş fukaradan sadaka alan bey, aldıklarını geri verip beyliğini ispatlamazsa gene de gam çekmeniz gerekmez. O zaman ambarımızdaki tanrı nasibini aramızda üleşiriz sizlerle. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Amin. Cafercan. Buyurun şeyhim. Gece konuğumuzdur bu dostlar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Buyurun dostlar, öne düşüp size yol gösterin. Varın, varın istirahatinize bakın siz. Ömercan. Buyurun şeyhim. Hemen bir name yazılsın Hamza Bey'e, görüşmek için beklediğim bildirilsin Ömercan. Baş üstüne şeyhim. Ne oldunuz şeyhim? Sen misin Yunus Emre? Evet şeyhim, korkuttunuz beni. Bir şeyim yok elhamdülillah. Yok ya, bir iki aydır gözlerim nazlanır oldu bana. Ara sıra görmez oluyor dünyayı, o kadar. Geçti işte, bak. Her gün ana bacım gelirdi suya, bugün sen. Yoksa sen şeyhimin kızı bacım sultan mısın? Evet, asıl adımı sorarsan Gülmisal. Ama herkes bacım sultan der bana. Bırak, ben taşırım bakraçları. Sağ ol. Adın ne senin? Yunus. Ama ulu şeyhim kendi adını da verdi. Gayrı Yunus Emre oldum. Tanıdım seni. Şeyh babam bahsetti evde. Seni çok takdir ediyor. Oduncu olan değil misin? Şeyhim evde benden mi bahsetti? Sağ ol bacım sultan. Seni görmek kadar mutlu etti bu sözünde. Dönelim gayrı. Dönelim. Anama söyleyeyim, izin verirse bundan geri suya hep ben gelirim sabahları. Sahi mi? Öyleyse sesini doya doya yakından dinleriz. Bütün orman, kuşlar, sular da dinler bacım sultan. Sağ ol Yunus Emre.
bilir misin? Babam ancak bir kişiye adını verir. O da kendisinin yerine geçecek kimseye. Sağlıcakla kal. Dediklerinden bir şey anlamadım. Daha iyi ya. Sağlıcakla kal demek istedimdi zaten. Ne iştir bu Hazımcan? Gördün mü arkadaşım oduncuyu? İmdi mesele anlaşıldı, bal gibi anlaşıldı. İşin içinde iş var. Gönül işi var. Ve de şeyhin kızı, bacım sultan var. Varıp Kuyendi'ye haber edelim. Hadi. Oduncu Yunus gene balta sallıyor olmalı. Hiç yorulmazmış, hiç duru dinleni yokmuş demektiler Yunus için. Bir ekmek yemek için dururmuş, bir de namaz vakitleri. Gayrısı vur Allah vur. Ama güleç yüzlüymüş. Gönül almasını, hatır yapmasını çok iyi bilirmiş. Vallahi çiğ süt emmiştir şu Ademoğlu. Elin şu garibi için şeyhin kızına yanıyor da ondan böyle canla başla çalışıyor demekteler. Hele yanına varıp onunla bir tanış olalım. Hadi gidelim. Selamun aleyküm Yunus karındaş. Eyvallah, hoş geldiniz. Hep baltanın sesi geliyor. Hiç yorulmaz mısın diye merak etmekteyiz. Ne var yorulacak yarenlerim? Çalışana Allah kuvvet verir. Köyünde de odunculuk yapardın, he mi? Yapmazdım. Sağ mı? Peki ne diye varıp geldin buraya? Ne diye mi? Bir kapıya baş koymaya, elim erip etek tutmaya, kuş olup uçmaya, çiçek olup açmaya, çera olup yanmaya, rahmet olup yağmaya geldim kardeşler. Beyimiz Şeyh Hazretleri ile görüşmek diler. Tiz haber edin. Sevgiyle bakmasını bilenler, gerçek ibadeti bulan kişilerdir. Kendinizi kendi gözünüzle değil, başkasının diliyle görmek gerek. Ne var ki, Adem'i yalan söylemeye zorlayan şey, yaptığı ve açıklamaktan utandığı kötü işlerdir. Bu dergaha baş koyan önce yalanı unutmalı, yalan söylememeli. Ya, ağırlayın onları, hemen varıp gelirim. Canlar, Cafer Can imdi sizlere, cemali mutlak nedir, onun şerhini yapacak. Eğlenme, tez gidelim. Fakat baba hani... Yürü dedim. Şu tekke köylüler için bana bunca laf eden adamın kızı istenir mi be? Hadi yürü.
Yunuscan! 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 Bugün neler oldu neler? Hamza Bey varıp geldi dergaha. Az evvel de gitti. Ya! Hani şu köylüye eziyet eden de Hamza Bey he mi? Yolda gördüm onları. Herhal onlardır. Karun kadar zengin. Velakin gönülden nasipsiz bir adam. Meğer ki oğluna Bacım Sultan'ı istemekmiş muradı. Onun için gelmişmiş. Bacım Sultan'ı oğluna mı? Evet ya. Neden şaşırdın o kadar? Hiç. Daha kızı istemeye vakit bulmadan Hazret bir ders vermiş ki Hamza Bey'e sorma gitsin. Ya. Ya ki o kadar olur. Yamandır şeyhimiz, yaman. Bakıyorum, memnun olmaktasın bu habere. Hem de sevinmektesin Yunuscan. Şeyhinin takdirine derviş olan sevinir. Ya. Yeter! Boşuna direnmektesin karşımda. Aklından çıkar o şeyhin kızını. Defterini kapattık, bu işi tamam ettik. Şeyhin huzurunda yalanı iyi kurdun ama kulpunu takamadın baba. Bu yüzden utanmaktayım. Yerin dibine geçmekteyim. Bak hele bak! Nedenmiş o? Bir de sormaktasın neden diye. Senin oğlun olduğum için. Yok be! Ne yaparım ben adamı bilir misin? Bilirim. Evini yıkar ocağını söndürürsün. Sen değil misin tekke köylülere ettiğini komyan? Sen değil misin o fakir fukaraya kan kusturan? Hüst dedim hüst! O selamsız şeyh kızı için mi etmektesin bu lafları? Benim kim olduğumu unutmaktasın. Beysin. Ama beyliğini bilememektesin. Ulu bey, bak sabrımı kötü taşırmaktasın. Dinle beni baba. At ağasına göre kişner derler. Tapduk şeyhime yerden göğe hak vermekteyim. Ne dediyse ne ettiyse doğru etti sana. Yıkıl karşımdan, defol! Senin gibi evlat yerin dibine batsın. Kara kurtlar kemirsin. O kadar yanmaktaysan kendin gider istersin kızı. İşte o kadar. Elbet o kadar yanmaktayım ya. Ulu Bey mezara, Bacım Sultan mezada. Bul onları. Uyumanın sırası mıydı miskin Yunus? Daha bir dal bile kesmedin. Dergah odun bekler senden. Şeyhine ne diyecek, ne söyleyeceksin? Yalan bir şey deme, özünü kirletme sakın. Gayrı erenlerin himmetine kaldı bu iş. Müşkülümden kurtuldum elhamdülillah.